Sonra çalışma ekonomisi endüstri ilişkileri bölümünde doktora yaptım. O alanda da akademide Kocaeli Üniversitesi'nde görev yaptım. Ta ki 2016 yılına kadar OHAL KHK'sıyla görevimden ihraç edildim. Öte yandan da sendikalarda görev yaptım. Hem akademi öncesi, sonrası hatta sırasında petrol iş sendikasında özellikle uzun dönem eğitim, örgütlenme servislerinde görev yaptım. Teskop işte, diskte, keskte, araştırma, yayın gibi farklı yani sendikal alanın her boyutunda çalışmalar yürüttüm. Yani gerek akademik gerek sendikal çalışmalarım daha çok emek, işçi sınıfı ağırlıklı çalışmalar. Bursa'ya da Türkiye İşçi Partisi'nde aday olarak görevlendirilmem, seçilmem büyük ölçüde bu nedenle. Yani Bursa'nın bir emek kenti oluşu, bir işçi sınıfı kenti oluşu nedeniyle burada diğer aday arkadaşlarımla birlikte iyi bir kampanya yapabileceğimizi düşündük birlikte. O Bahsettiğiniz nedenle adaylar. adayım burada. Anladım. Tamam. Şimdi dün seçim ofislerinizi açtınız Bursa'da. Tepkiler nasıl? Saha çalışmaları başladı mı henüz bilmiyorum ama böyle sokağın Bursa'da tipe bakış açısı nasıl geliyordur size illaki tepkiler ne Evet, söylüyorsunuz? yani benim için yeni olsa da tabii partili arkadaşlarım uzun süredir zaten sokaktalar. Ya tip zaten hep sokakta, hiç sokaktan çıkmayan bir parti. Çok olumlu dönüşler olduğu söyleniyor. Bildiri dağıtımları sırasında hem merkezi yerlerde hem pazarlarda ve zaten devam da edecek, ediyor. Önümüzdeki günler özellikle pazarlardayız. Bu pazar meselesi de önemli. Çünkü biliyorsunuz son dönemde Sovan mı, tok araba mı tartışması yürüyor. Biz Sovan'ın önemli olduğu sönemi Sovan'ı önemseyen insanların tarafındayız. O yüzden pazarda onlar açısından nasıl bir hayat var, o hayatın içindeyiz. Dönüşler genellikle olumlu. Hatta yani farklı partilere geçmişte oy vermiş insanlar bile genel olarak yani özellikle bizim adaylığımızdan öte genel olarak Türkiye İşçi Partisi'nin estirdiği bir rüzgar var. Sağ olsun 4 vekilimizin meclisteki performansı, depremde gösterdiğimiz dayanışma vesaire. Dolayısıyla Bursa'ya da yansıdığını, daha da yansıyacağını düşünüyoruz. Yani daha bu daha başlangıç diyoruz ve yoğunlaştıkça bizim kampanyamız daha da fazla olacağını düşünüyoruz. Çünkü belki de bazı seçmenler için bazı kafa karışıklıkları da var. Onu da görüyoruz. Biz bu tür programlar vesilesiyle onu da gidermiş olalım. Bursa iki seçim bölgesinden oluştuğu için. Yani bu bölgede adaylık var mı yok mu vesaire. Yani bu bölgede adaylarımız var ve yoğun çalışıyoruz. Beklentimiz var. Bunu da bir yandan anlatacağız. Bir yandan da tabii partimizin politikalarını, yaklaşımlarını hem Bursa'daki emekçilere hem de her kesime anlatmak için yoğun bir çaba sarf edeceğiz. Az önce rüzgardan bahsettiniz ya hocam. Tipin son dönemde böyle arkasına aldığı bir rüzgar var. Belli bir popülaritesi var. Ama bu noktada şunu ben çok merak ediyorum. Hani bunun reel anlamda bir karşılığı olacak mı? Seçimlerde bunun bir karşılığı olacak mı? Yani daha da açık söylemek gerekirse hani şunu merak ediyorum. Yarın öbür gün seçimden sonra işte bu suni bir şey mi? İşte ya da Muharrem İnce'deki gibi daha çok böyle sosyal medya üzerinden bir sempati mi? Buna ilişkin ne düşünüyorsunuz? Yani örnek veriyorum hani sağdan geri dönüşleriniz, anketleriniz var mıdır? Bir öngörünüz var mı seçime ilişkin, oy oranınıza ilişkin? Yani tabii ki. Şimdi biraz benim gibi daha eskiler diyeyim. Aslında tam da sosyal medya gazına daha az gelenler. Biz biraz sigortayız yani. Dolayısıyla sosyal medya değil daha organik bir rüzgar olduğunu düşünüyoruz. Ben geçmişte farklı sol partilerde de oldum. İşte sık sık verilen mesela çeşitli ÖDP örneği var falan geçmişte. Orada da vardım. ÖDP'liydim ben de o zamanlar. Dolayısıyla bazı karşılaştırmalar yapılabiliyor. Bu çok daha geniş kesimlere ulaşmış bir dalga bir kere. Yani geleneksel olarak sol kümenin içinde bulunan insanlardan öte ya da yani daha dar anlamda sosyalistlerden öte çok daha geniş bir kesime ulaştı. Çok net zaten görülüyor. Evet sosyal medya bir yansıma alanı orada görülüyor ama dediğim gibi çok fazla sokakta olan bir parti. Yani sokakta derken hem partinin
propaganda faaliyeti ama yanı sıra her türlü direnişte, hak alma mücadelesinde de bulunduğu için partili arkadaşlarımız oralardan izlenimler edinebiliyoruz. Yanı sıra tabii anketler var. Giderek anketlerde de tabii anketler güncelleniyor, yeni yeni anketler. Her güncellemede tipin daha görünür olduğunu o grafiklerde görebiliyoruz. Yanı sıra tabii bizim de kendi özel çalışmalarımız var. Tümünden hareketle iyi bir oy oranına ulaşacağımızı düşünüyoruz. Ya tabii rakamlar telaffuz etmek spekülatif şeyler ama yani hatırı sayılır diyelim. Solun makus talihini aşacak ölçüde sosyalistlerin diyelim. Bir oy oranını çok rahat olduğunu görebiliyoruz. Şimdi kampanyada da bazı işaretler var. Mesela dün Antalya, bir önceki gün İzmir'de kampanya açılış etkinlikleri oldu. Yani her biri 6-7 bin kişilik, son derece kalabalık, çok coşkulu gösterilerdi, salon toplantılarıydı. Tüm bunlar bir veri. Yani bu verilerin tümünden bir tablo oluşturuyoruz. Yani bir tanesinden değil. Bir de bizim temas ettiğimiz kesimler, yani emekçiler, çok sosyal medya gazı verenler değiller aslında. Hatta sosyal medyada farklı açıdan çok fazla anti propagandaların da olduğu bir noktadayız. Ama tip çok ümit verici. Herhalde bir şey uyandırdık. Yani tip yoksa yepyeni bir şey bir yanıyla yaratmadı mı ama birçok insan açısından, solda olanlar açısından galiba bu kez solun makus tarihini yeniyor muyuz gibi bir duygu. Diğer açıdan da geçmişte farklı siyasi eğilimlerde olanlardan da güven verici bir ses. Ha evet, yani aslında ben bu sesi arıyordum. Aa, meğerse varmış bu sesin bir sözcüsü diyerek ilgi duyan insanlar var. Yani ülkücü kökenli, İyi Parti kökenli, geçmişte AKP'ye vermiş olan oyunu çok fazla insandan mesaj alıyoruz. Geri dönüşler var. Oya dönüşebileceğini de düşünüyoruz. Çünkü bu seçimin bir özelliği var. Bir anlamıyla seçmeni rahatlatan hem bir cumhurbaşkanlığı hem de parlamento seçimi ve biz zaten cumhurbaşkanlığında öteden beri savunuyorduk. Bizim savunduğumuz noktaya da neyse ki gelindi. Güçlü tek bir aday. Zaten ona verilmesini öneriyoruz. Ona vereceğimizi söyledik. Saray iktidarı karşısında, AKP karşısında. Geri kalan kısımda da yani parlamento seçimlerinde de yani burada bir kurtuluş için oy ama kuruluş içinde yeni dönemin ana muhalefeti içinde bize oy formülasyonumuz böyle bir şey. Bu listeler konusu çok konuşuldu. İttifak içerisinde işte tipin aday çıkarması, hangi bölgelerden çıkaracak, nereden çıkarmayacak diye. Türkiye'nin farklı bölgelerinde hani 3-5 bin oyla, 10 bin oyla vekil çıkarılamayan durumlar oldu. Bunları biliyorsunuz. Şimdi tipin seçimlere bu şekilde girmesi sizce bir risk barındırıyor mu? Yani örnek veriyorum, Emek ve Özgürlük İttifakı bir vekil çıkarabilecekken tipin farklı bir oradan bir aday çıkarmasıyla bir risk oluşabilir mi? Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Şimdi orada bir hata oldu tabii. Aslında ittifak masasında çok daha sağlıklı, çok titiz bir çalışma yürütülürken işte orada deminki sorunuzdaki bu sosyal medya meselesi biraz işleri ve kafaları karıştırdı. Oysa ittifak masasında bu işler çok gerçekten, bunu samimi söylüyorum, titiz ve sağlıklı yürütüldü. Yani o risk alanları var mı yok mu? Mesela tam da bu kent, Bursa, örneğin bu riski gidermek üzere bir bölgede bizim seçime girmediğimiz bir kent. Yani ikinci bölgede müttefiklerimizin görece daha güçlü bir oy potansiyelinin olduğu, onların yaptıkları araştırmalara göre bir vekilliğe az kaldı, vekillik elde edilebilecek bir oy oranı olduğu düşünüldü ve hiç itirazsız, hiç tartışmasız çekilindi. Yine örneğin Ankara'nın, İzmir'in bazı bölgelerinde ve birçok kentte, özellikle Doğu'da, Güneydoğu'da veya Ege'de kimi kentlerde. Yani bu çok gözetilen bir şey oldu. Hem ittifak tarafından hem özellikle Türkiye İşçi Partisi tarafından. Zaten ittifakın esprisi bu. Yani birbirine kaybettirmek değil, herkese kazandırmak üzerine yapılan bir çalışma. Dolayısıyla da böyle bir risk olduğunu düşünmüyoruz doğrusu. O riskin çok gözetildiği bir harita oluştu. Öyle de yürüyoruz. Anladım.
Son olarak şeyi soracağım hocam. Şimdi birinci bölgede aday çıkardınız Bursa'da, ikinci bölgede ittifakla hareket edeceksiniz. Seçim çalışmalarınıza başladıktan sonra Bursa'da ikinci bölgede de aktif olarak çalışacak mısınız? Yani orada da ittifaka destek olmak anlamında. Tabii ki. Yani o bölgedeki arkadaşlarımız Yeşil Sol Partili müttefiklerimize destek olacaklar. Onlara oy verilmesi çağrısı elbette ki yapıyoruz. Bursa genelinde olacak çalışmalar. Hı? Bursa genelinde birinci, ikinci bölge çalışmaları. Yani bizim kadrolar elbette daha ağırlıklı buradalar ama orada da yani oy seçmenlerimize yönelik bize sorduklarında ki soru geliyor çok sayıda. Biz tabii ki Yeşil Sol Parti'ye, onlar bizim müttefiklerimiz ve onlara oy çağrısında bulunuyoruz. Ve kadrolarında yani imkan ölçüsünde tabii ki destek oluyorlar, olacaklar. İttifak zaten böyle bir şey. Yani farklı partiler ittifak yapıyorlar. Farklı olduğumuz için ayrı partiyiz zaten. Bazen bu ittifak işi biraz karışıyor Türkiye'de. Tabii gönül ister ki son derece özgür bir seçim yasası olsun ve bütün bu barajlar, ittifaklar, bu karmaşık şeyler olmadan insanlar, seçmenler gönül rahatlığıyla gitsinler. Öyle olmadığında da ittifaklar oluşuyor ama ittifaklarda da bunu unutmamak lazım. Yani farklı partiler var ama ittifak onların ortaklıklarını güçlendiren, ortak yönlerini güçlendiren bir şey o anlamda. Bir de bizim ittifakımız seçim ittifakı da değil, öncesinde kuruldu ve hatta tarihsel bir bağlamı da var aslında. Yani biz hep bir aradaydık bir şekilde, ortak bir mücadele yürüttük. O yüzden bir rekabet durumu yok, tersine dayanışma durumu var. Orada da arkadaşlarımıza da Yeşil Sol Parti adaylarına, Necdet Bey'e, diğerlerine başarılar diliyoruz tabii ki. Bitirirken hocam şeyi soracağım, hani ne zaman başlayacaksınız Bursa'da, programlarınız belli midir, ne olacak ve sizin eklemek istediğiniz bir şey var. Evet, yani dün başlamış olduk, şimdi özellikle bu hafta daha pazarlara yönelik bir çalışma yürütüyoruz, az önce de söyledim. Tabii bir araya bir bayram giriyor, özellikle bayramdan sonra çok vitesi büyütme gibi bir düşüncemiz de var. Yani özellikle sendikalar, kitle örgütleri, farklı kesimleri temsil eden her türden dernek, yapı vesaire bir yandan ziyaret, bir yandan da emekçi mahalleleri, iş yerleri, fabrikalar, bir yandan da tabii ki merkezde, Nilüfer'de, başka yerlerde ve diğer ilçelerde de stand kurmak, geziler yapmak. Birçok insan bize mesela ulaşmaya başladı. Yani partili olmayan ama burada bölgemizde sizin çalışmanızı yürütmek istiyoruz diyen. Bir yandan onlara işte seçim materyallerimizi ulaştırmaya çalışıyoruz. İletişim kuruyoruz. Biz zaten bir halk kampanyası öngördük. Yani büyük paralarımız olmadığı için tümüyle halkın kendi gücüyle ve sadece tiplilerin değil, tipe gönül veren, destek verenlerin de kendisinden bir şey katabileceği. Onu burada tam yapabileceğimizi düşünüyorum. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mıdır hocam? Sağ olun. Burada Bursa benim geçmiş sendika çalışmalardan bildiğim yerel basının medyanın güçlü olduğu bir kent. Farklı renklerden ama genel olarak güçlü. Dolayısıyla desteğinizi bekliyoruz tabii ki.